Merhabalar, Trabzonspor yeni yılın ilk maçında Ankara deplasmanında Ankara Gücü ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi son gelişmeleri sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Trabzonspor oldukça eksik bir kadro ile Ankara deplasmanına gitti. Abdülkadir Ömür sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Yine Stefano Dansfield sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Nicolas Pepe, Trezeguet Afrika Kupası'nda oldukları için bu maçta forma giyemeyecekler. Yine Mr. Wors için lisansı da henüz resmi transfer sezonu başlamadığı için, aktif edilmediği için tabii ki oynayamayacak ama aynı zamanda sakatlık süreci de devam ediyor. Henüz oynayabilecek bir durumda değil ama tabii ki dönen isimler var. Sakatlıktan dönen Abdullah Hoca tarafından kadroya alınan çok sayıda isim var. Çünkü eksik olunca bu isimler de forma şansı buldu. Bir isim Ali Şahin Yılmaz acaba kadroda olur mu diye düşünüyorduk ama Abdullah Hoca bu maçın kadrosunda genç oyuncuyu tercih etmedi. 21 kişilik, 22 kişilik kadroyla gitti Ankara deplasmanına Trabzonspor ama 3 kaleci var. Birisi kadroda olmayacak 3 kaleciden. O yüzden 21 kişilik kadro diyebiliriz. Benim için Kerem Şen belki maçın gidişatına göre kadroda süre alabilir. Yine Dimitris Korbelis şu anda Karagümrük'te anlaşıyor aşamasında. Yani Pendik ve Konyaspor da istiyor ama Karagümrük daha çok bastırıyor ve Karagümrük'te oyuncunun kiralık olması yönünde görüşmeler var ve Ryan Bani'ye biliyorsunuz taksitle alındı. O taksitle alınan oyuncunun belli taksitlerine karşı belki bonservisiyle Karagümrük'ün isteme talebi var. Dolayısıyla bir pazarlık süreci devam ediyor Korbelis'le ilgili. Onun da ağırlıklı olarak oynama fikri İstanbul'dan, yani İstanbul'da oynamak istiyor. Büyük ihtimalle Karagümrük'e transferi gerçekleşecek gibi. Karagümrük cephesine de sorduk. Henüz bitmedi ama süreç olumlu seyrediyor ifadesini kullandılar. Tabii bu maçın kadrosunda yer alıyor Korbelis çünkü çok eksik var Trabzonspor'da. Bu eksiklerle birlikte orta sahada belki süre dahi alma ihtimali söz konusu. Birazdan muhtemel kadroyu zaten konuşuyor oluruz. Yine Tonya Tekliç'in Grozny'ye transferi konusunda da detaylar hala şekilleniyor. Çok yüksek ihtimalle pazartesi günü Akmat Grozny takımıyla imzalayacak Tonya Tekliç. Ama burada şöyle bir şey var. Sözleşmede bazı opsiyonlar var. Şu kadar maça çıkarsa Trabzonspor para alacak ama esas kulüpler arasında görüşülen konu sezon sonu satın alma opsiyonu olsun mu olmasın mı? Burası konuşuluyor. Kiralık gidecek. Onlar bir opsiyon koymak istiyor ama düşük bir rakam. Trabzonspor opsiyon koyacaksak rakam biraz daha yüksek seviyede olsun. Yani 1 milyon avro seviyelerine kadar çıksın düşüncesinde. Bu yüzden opsiyon illa olacak diyemiyorum ama opsiyonun olup olmaması yönünde şu an kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor Teklic'le ilgili olarak. Larsen'in Malmö'den istediği rakam biraz Malmö'ye yüksek geldi. Orada eski takım arkadaşları, samimi olduğu arkadaşlar da devrede Malmö'ye gelmesi konusunda. Belki orada ikna olursa Larsen bir ayrılık süreci gerçekleşebilir. Umut Bozok'un menajeri İstanbul takımlarıyla görüşüyor. Kasımpaşa ile, Başakşehir ile, işte diğer İstanbul kulüpleriyle şu an itibariyle temasta. Gaziantep'le de görüşüyor aynı zamanda. Konya ile görüştü ama Konya ile rakamsal konularda anlaşamadı. Şu an Gaziantep ve İstanbul kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Onun ayrılış süreci olacak gibi gözüküyor. Zaten maç kadrosunda da yer almıyor Umut Bozok. Çok uzun zamandır olmadığı için onu zaten bu eksikler arasında saymadım ve ayrılık ihtimali şu an için en yüksek oyuncular arasında yer alıyor. Enis Bardi ile ilgili henüz resmi olarak gerçekleşen bir teklif yok. Enis Bardi'nin durumu bu şekilde. Başka ayrılma ihtimali Gökten Gürbüz'e bir alt ligden talipler var. Belki gelişimi için, süre alması için Trabzonspor Gökten Gürbüz'ü de bir alt lige transfer edebilir. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Yine Arif Boşluk'u Kocaelispor kiralık olarak istiyor. Başka düşünüyorum, başka ayrılma ihtimali olan şu an için Filip Benkoviç, Fernandez belki konuşuluyor ama birazdan muhtemelen 11'i sayacağız. Belki de yarın Fernandez 11'de de görebiliriz. Onu birazdan zaten konuşuyor olacağız. Transfere tabii biz hep alacak, gidecek, ayrılma ihtimali olanlar üzerinde konuşuyoruz ama gelecek olan, gelme ihtimali olanlarla ilgili ne son durum? Şuradan başlayalım. Orta saha, stoper, sağ bek şu anda ağırlıklı olarak transfer gündemi konuşuluyor. Vakeme konusunda şöyle bir durum var. Abdullah Hoca, hani başkan açıklamıştı, Abdullah Hoca'nın onayı var mı? O teknik ekibin onay vermesi gerekiyor diye. O onay geldi ama Vakeme'nin çıkışı gerekiyor. Yani Vakeme eğer kendi kulübünden
çıkarsa Trabzonspor bedelsiz olarak bu oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katabilir. Ama şu an itibariyle de öyle bir durum yok. Bir de bir sakatlık durumu var Bakemen'in. Yani şu an sakatlıktan nasıl dönecek? Orası da bir araştırılıyor tabii ki. Onun dışında 8 numara pozisyonu için yurt dışı basınında çok haber yer aldı. Özellikle Andre Gomez son dönemde çok fazla yazıldı. Andre Gomez ismi sizlere yabancı değil açıkçası. Hatırlarsanız yine Abdullah Hoca görevdeyken Trabzonspor'la adı anılmıştı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun. Orta saha, defansif orta saha, 8 numara ve ofansif orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Yani çok yönlü bir oyuncu. Açıkçası piyasa değeri de hala çok yüksek. Yani Everton'da belki sakatlıktan yeni çıktığı için çok fazla süre şansı bulamadı ama güncel piyasa değeri 12 milyon avro seviyelerinde gözüküyor Portekizli oyuncunun. O yüzden çok yönlü bir oyuncu ama dediğim gibi sakatlıktan çıkması ve bu sezon sadece 6 maçta 266 dakika ki bunların çoğunda sonradan oyuna girdi. Hatta FA Cup'ta 1 dakika, Premier Lig'de 3 maçta 158 dakika süre aldı. Bir alt ligde de forma giydiğini belirtelim. O yüzden tabii kiralık onların rezerv takımları oluyor alt ligde. Türkiye'deki statü gibi değil. Rezerv lig İngiltere'de çok güzel uygulanıyor. Böyle de bir durum söz konusu. Yani Andre Gomez'in ismi çok fazla telaffuz ediliyor. Aslında Abdullah Hoca'nın orta sahadaki beklentilerini karşılayabilecek meziyetlere sahip bir oyuncu tabii ki ama şu an Trabzonspor cephesi çok net bir şekilde gidecekler konusuna odaklanmış durumda. Biraz daha orayı şekillendirmek istiyor. Ama Andre Gomez'i bilmeyenler için Benfica, Valencia, Barcelona, Everton, Lille gibi takımlarda forma giydi. Önemli bir oyuncu isminin yeniden Trabzonspor'la telaffuz edilmeye başlandığını da belirtelim. Sağ bek pozisyonu için Rick Karstrup'un ismi son dönemde çok fazla konuşuluyor. Trabzonspor'un bir ilgisinin olduğunu ben de teyitledim. Ama bir teklif görüşüldü, bitiyor, bitme üzere gibi bir durum söz konusu değil şu an itibariyle Rick Karstrup'la ilgili. Ayrıca Türkiye'den bir takımın daha ilgisi varmış. İtalyan basını en azından bu şekilde yazdı Rick Karstrup'la ilgili. Tabii o takımı ben şu anda öğrenemedim. Ben Trabzonspor boyutuna baktığım için. Ama sağ bek pozisyonunda ihtiyacı olan kim var? Beşiktaş Rozier ayrılacak gibi gözüküyor. Fransa'ya dönecek. Belki Beşiktaş'ın ilgisi olabilir. Böyle bir durum söz konusu da olabilir. Onun dışında çok da fazla açıkçası isim şu anda telaffuz edemiyoruz. Yani çünkü biraz daha gidecekler konusu ve işin maddi boyutuna odaklandığı için Trabzonspor Kulübü onları biraz daha ikinci plana attı veya çok daha gizlilik içerisinde de yürütülüyor gibi bir durumda söz konusu olabilir. Tabii her şeyden anında da haberdar olmamız çok da kolay değil. Geçelim Ankara Gücü maçına. Yani Abdullah Hoca nasıl bir tercih yapacak? Çünkü normal şartlarda ilk 11'de değerlendirdiği 3 isim bu maçta oynayamayacak. O yüzden kadroda ister istemez bir değişim yaşanacak. Ben 2 tane muhtemel 11 sayacağım ve açıkçası burada sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yani sizce neyi tercih etmeli? Şu tercihi olsa daha iyi ne düşünüyorsunuz? Şimdi Abdülkadir Ömür olmadığı için orta sahada bir değişiklik yapacak. Dansville'de olmadığı için savunmada mecbur bir değişiklik yapacak. Ve Trezeguet'de olmadığı için sol kanatta bir değişiklik yapacak. Şimdi benim aldığım iki farklı bilgi var. Bir tanesinde şöyle bir 11 tercih edebilir. Diğerinde de böyle bir şey tercih edebilir. Uğurcan Kale'de, savunmanın sağında Larsen, stoperde Mendy, Baniya, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Berat, Bakasetas, Bardi, sağda Vişça, solda Fontas, ileride Onaçu. Bu beklenen 11'lerden bir tanesi ama diğer ihtimal bana biraz daha mantıklı geliyor ve belki böyle bir şey de yapabilir Abdullah Hoca. Kalede Uğurcan Çakır, yine savunmanın sağında Larsen, stoperde Baniya, Fernandez ikilisi. Burada Hüseyin Türkmen de tabii ki denenebilir ama ben Baniya Fernandez diyorum. Sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Mendy, Berat, Bakasetas üçlüsü, sağ tarafta Edin Visca, solda Fontas, ileride Onaçu. İki tane birbirinden çok farklı kadro. Yani hiç alakaları yok. Dolayısıyla neyin doğru olduğunu kestiremiyorum şu an itibariyle. Nedenini de söyleyeyim. Bu hafta tabii ki eksik oyuncu fazlalığından dolayı antrenmanlar da basın mensuplarına açılmadığı için Abdullah Hoca'nın nasıl çalıştığını, neler üzerinde durduğunu çok da fazla bilemiyoruz. O yüzden yarınki kadro hepimiz adına sürprizler içerebilir. Belki oyun planında da değişiklik yapmış olabilir hoca. Yani çünkü hatırlarsanız ilk yarıda ikinci yarı için
bazı şeyleri değiştirebileceğinin sinyallerini vermişti. Tabii bunu sahada göreceğiz. Ankara Gücü'nün de Afrika Kupası'na giden oyuncuları var ve özellikle tabii Ali Sow'un olmayışı Ankara Gücü adına önemli. Çünkü Ali Sow orada çok etkili bir isim ama Riyad Bahis de yani herhangi bir oyuncu değil doğal olarak. O da yine hücum hattında hedeflerine ulaşma noktasında rahatlatabilir. Yine Ankara Gücü'nde aynı zamanda Geri Rodriguez de Afrika Kupası'nda olduğu için forma giyemeyecek. Ben tempolu bir maç bekliyorum. Trabzonspor taraftarlarının tabii tribünde yer alması da Trabzonspor adına önemli. Ev sahibi takım taraftarları yer almayacak cezadan dolayı ama Trabzonspor taraftarları misafir takım tribününü bu karşılaşmada dolduracaktır. Bu da bir anlamda bir iç saha havası da yaratacaktır. Oyuncuları da ekstra bir motive edebilir. Fontes'i biraz daha şey bekliyorum. İkinci bir forvet gibi oynamasını bekliyorum. Yani Onaçu'ya yakın, Onaçu'yu destekleyen niteliklerde olabilir. Sizin de açıkçası görüşlerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Birçok kişi şöyle diyecektir diye tahmin ediyorum. Yani Enis Destan Onaçu'yu birlikte görsek nasıl olur bir düşüncesine sahip olanlar olabilir belki. Belki yine Bardi'yi orada görmek isteyenler olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Dediğim gibi benim adıma sürprizler içeren bir kadro olacak. O yüzden sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı da bekliyorum bu konuda. Dediğim gibi transferle ilgili çok kritik gelişmeler şu an itibariyle yok ama Andre Gomez'in ismi özellikle İngiliz basınında çok fazla yazıldı Trabzonspor'a gün içerisinde. Bunun takipçisi oluyoruz tabii. Biz de araştırıyoruz. Yine Bakasetas'ın da Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde hem Yunan basınında hem de İstanbul'da sayısız haber yer aldı. Trabzonspor cephesi bu konuda çok net. Bize Bakasetas'la ilgili gelen herhangi bir resmi teklif şu an itibariyle yok ifadesi kullanıyor. Evet, yurt dışında bir oyuncu sözleşmesinin bitimine 6 ay kala istediği takımla görüşme hakkına sahip ama Türkiye'de bu geçerli değil. Türkiye'de yani yabancı bir takımla görüşebilir ama Türkiye'den bir oyuncuyla görüşme hakkına sahip değil oyuncu. Eğer böyle bir şey olursa da tabii ki kulüpler bu konudaki girişimini de yapacaktır. Onu da söyleyeyim. Bu videonun da burada sonuna geliyorum. Umarım görüşlerinizi, yorumlarınızı, eleştirileriniz varsa eleştirilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Kanala abone olursanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.